Evet, günaydın arkadaşlar, diğer arkadaşlar da herhalde katılırlar. Katıldıkça ona göre devamını dinlerler. Öncelikle hoş geldiniz. Bu dönem içerisinde sizlerle birlikte dünya az gelişmiş ülkeleri ve siyaset dersini birlikte yürütmeye çalışacağız, değerlendireceğiz. Tabii bugün için aslında normal koşullarda biliyorsunuz okulumuzun normalde bütün dersleri Perkulus ve ALMS üzerinden yapılıyor, en azından oradan yapılıyordu. Fakat oradaki sistemle alakalı çalışmalardan dolayı ilk hafta o sistem açık değil. Fakat ben kendi adıma en azından böyle bir beklemeye bir gerek duymadığım için zaten yüksek lisans dersleri aslında Perkulus'tan zorunlu tutulmuyor, lisanslar. Dolayısıyla ben genelde zaten geçtiğimiz dönemde de Zoom üzerinden yapıyordum. Bu dönem içerisinde de yine Zoom üzerinden derslerimizi sizlerle birlikte işleyeceğiz, değerlendirmeye çalışacağız. Tabii bugün içerisinde size biraz dersi tanıtmak istiyorum. Yani bu derste neler yapacağız? Onu en azından sizlere göstermeye çalışacağım. Bu dersin temel kaynakları neler? Hani dersin işleyişinde neler konuşacağız, nelere odaklanacağız, hangi değerlendirme ölçütlerine bağlı kalacağız? Bunlar üzerine biraz sizlerle konuşarak süreci anlatmaya çalışacağız. Bugün içerisinde nispeten daha kısa, dediğim gibi bir ders olacak. Gelecek haftadan itibaren konularımıza işlemeye başlayacağız. Yani normal koşullarda ilk dersimiz genelde benim için bir giriş dersi olarak değerlendiriyorum ve bu çerçevede dersi işliyorum. Tabii bugün içerisinde en azından tabii nesmi sayımızı da bilemiyorum. Bu hafta içerisinde azız gördüğüm kadarıyla, pek kalabalık sayılmayız ama normal koşullarda sınıfımızın şu anki mevcudu yüksek. Yani benim sistemden görebildiğim 17. Tabii ekte bıraktan ne olur onu bilemeyiz ama şu an için 17 kişi olarak sistem içerisinde gözüküyor. Tabii dersle alakalı, tabii bu arada beni tanımayan arkadaşlar da vardır. Onları da kısaca kendimi tanıtayım. Böyle beklemeyin. Bir Burak galiba benden önce dersini almıştı. Diğer arkadaşlar büyük ihtimal beni tanımıyordur. Dersimi almadı. 2019 yılında göreve başladım. Ondan öncesinde lisans eğitimim Ankara Siyasal, yüksek lisans ve doktora eğitimim İngiltere'de devlet bursuylaydı. Sonrasında da zorunlu hizmetimiz için Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde göreve başladık 2019 yılından itibaren. Neredeyse benim göreve başlamamla belki de aynı döneme denk geldi. Üniversitemizde özellikle bölümümüzün yüksek lisans programı aynı anda açtık diyebiliriz. Ondan beridir de ben de başladığımdan beridir yüksek lisans derslerini vermeye çalışıyoruz arkadaşlarımızla birlikte, sizlerle birlikte. Bu süreç içerisinde de birazdan bahsedeceğim. Tabii sürecin büyük bir kısmı maalesef diyelim, biraz da pandemi koşullarıyla ilerledi. Büyük bir kısmında online eğitimi yaptık ki bu dönem herhalde üçüncü dönemimiz oluyor online eğitim. Online olarak da devam etmeye çalışıyoruz. Tabii elimizden geldiğince öğrencilerimize bir şeyler katmak, öğrencilerimizden de hani bir etkileşim kurmaya elimden geldiğince gayret gösteriyorum. Her anlamda en azından hem dersimiz çerçevesi içerisinde hem yüksek lisans süreci içerisinde elimden gelince öğrencilere yardımcı olmaya çalışıyorum. Tabii bir açıdan böyle bakıyoruz olaya. Bir açıdan tabii ki de bu sizler için de bir fırsat. Her ne kadar online eğitim biliyorum yüz yüze eğitim gibi değil. Bunun da farkındayım. Ama öğrenmek ve bir şeyler kendinize katma noktasında da bu yüksek lisans programının bir faydası olduğunu umut ediyorum. En azından böyle bir durumun olduğunu düşünüyorum. Kendi adıma da derslerimde de elimden geldiğince bu çerçevede sizlere fayda sağlamaya çalışıyorum. Ve bu minvalde de derslerimizi işliyoruz. Tabii hani bunu kendimi bu yüzden biraz da kısaca tanıtıyorum. Yani tanımayanlar olabilir. Dediğim gibi
Biz bunu, ben en azından bu dönem bunu tecrübe ettiğimi de net bir şekilde söyleyebilirim. Yani öğretim görevlisi olarak görev almak benim uzun bir süredir. Tabii malum akademide şeyler önemlidir, unvanlar maalesef. Ona bakarak da düşünüp ya işte bu kim diyenler de olabilir. Hem kendimizi bir tanıtalım istedim. Hem de öğrenci arkadaşlarımız bizi bilsinler, biz onları bilelim. Hani bir etkileşimi sağlama noktasında böyle bir kısaca kendimi tanıttım. Tabii ondan sonrasında dersi de tanıtmak isterim sizlere ki bizim için önemli. Bu dersi de yine geçtiğimiz sene ilk defa açmıştık. Az gelişmiş ülkeler ve siyaset dersi. Ve açtığımızda 2-3 hafta ya da 4 hafta olması lazım. Yüz yüze başlamıştık. Sonrasında malum geçtiğimiz sene, herhalde bu sene seneyi devriyesi oluyor. Pandeminin ortaya çıkışıyla birlikte alelacele online eğitime devam etmiştik. Bu dersin temel çerçevesinde öncelikle arkadaşlar ilk 2-3 hafta, belki de o yüz yüze haftamızda da öyle yapmıştık. İlk 3 hafta bir temel teorik çerçeve çizmeye çalışacağız sizlerle. Az gelişmişlik nedir? Dünya siyaseti içerisinde az gelişmişlik nasıl algılanıyor? Onun iktisadi boyutlarıyla birlikte siyasete olan etkileri neler? Bunları biraz teorik çerçevede sizlerle ele alacağız. Yani 2-3 hafta genelde ben sizlere bunu anlatacağım. Temel çerçeveyi anlatacağım. Sonrasında ise sunum konularını belirlemeye çalışacağız. Genelde bu derste birazdan bahsedeceğim. Temel çerçevemiz şu olacak. Az gelişmiş ülkeler, yani dünya coğrafyası içerisinde Afrika'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya, pardon Orta Doğu'dan işte Balkanlara ya da farklı coğrafyalarda ki gelişmişlik seviyesi noktasında çok başarılı olamayan bu ülkelerin acaba bu az gelişmişlikleriyle siyasi sorunları arasındaki bağlantılar neler? Bunları bir ülke incelemesi yaparak sizlerden bir sunum, sözlü sunum olarak almayı planlıyorum. Bundan sonraki haftalarda ki siz sunumlarınızı şimdi bahsedeceğim nasıl yapmanız gerektiği. Sunumları anlatacaksınız, aktaracaksınız biz bana ve bunları ders içerisinde tartışacağız. Tabii sunumları ne yap, nasıl yapacaksınız birazdan konuşuruz detaylarını. Neler istiyorum onları zaten aktaracağım. Ama öncelikle hani bu değerlendirme ölçütlerini size anlatmak istedim. Dediğim gibi böyle bir sunum çerçevesi koyacağız ilerleyen haftalarda. Her hafta bir sunum şeklinde. Tabii haftalar vesaire bunları ayarlayabilmem için malumunuz ekle bırak var. Ondan sonra net bir rakamımızı görelim. Kaç kişiyiz? Ona göre haftaları nasıl ayarlarız? Bunları konuşuruz şimdilik daha zaten. Gelecek hafta tablo daha netleşmiş olur bizim açımızdan. Ve bu çerçevede derslerimizi yapacağız. Ve bu sunumları bu çerçevede en azından sizlerle değerlendirmeye çalışacağız. Ve sunum konularınızı seçtikten sonra da ona göre siz sunumlarınızı hazırlayacaksınız. Sözlü sunumlar. Vize yapmayacağım. Değerlendirme ölçütleri için konuşursak tekrardan. Vize, ayrı bir vize yapmayacağım. Vizenizin notunu da bu sözlü sunumların yazılı halleri. Yani bana bir yazılı ödev teslim edeceksiniz. Vize notu olarak bunu gireceğim. Son olarak da bir final sınavı yapacağım ki bu genelde dersin işleyişine, dersi ne kadar öğrendiniz, bunu ne kadar bana aktarabiliyorsunuz. Hani buna ilişkin böyle biraz daha yoruma dayalı bir sınav olur. Çok da detay isteyebileceğim bir şey olmaz. Bir iki soru. Bir iki benim dersimi alan arkadaşlar Mehmet de geldi gördüm. Onlar biliyorlar zaten benim nasıl sistemimi işlediğini. Bu çerçevede olacak. Yani sizden istediğim sözlü ve yazılı sunumlar ki bu arada vize yazılı sunumları da dönem sonunda vereceksiniz. Hani vize deyip şey yapmayın. Ara dönemde verecek bir durum söz konusu değil. Yazılı sunumlarınızı yine dönem sonunda vereceksiniz. Ben onu vize notu olarak gireceğim. Sözlü sunumlarınızda hafta hafta onu belirleyeceğiz. Onu da söyleyelim. Hani ben genelde kura çekiyorum. Konular belli olduktan sonra. İşte bir isimlerinizi yazıp herkesin göz önünde gireceği canlı yayında kura çekiyoruz. Ona göre hafta hafta belirliyoruz. Tabii değiştirebilirsiniz aranızda. Onlar size kalmış. Nasıl yapacağınız onlar çok sorun değil. Sunumları arkadaşlar onu da ifade etmiş olalım bugün içerisinde. Canlı yayında genelde yaptırmıyorum. Onu söyleyeyim. Bunun sebebi yani malum internet sıkıntıları bazen hani ben şu ana kadar çok ciddi sıkıntı yaşamadım ama olabiliyor. Bizim de olabiliyor. Sizlerin olabiliyor sunum esnasında.
Hani bunlar da dersin işleyişini ciddi anlamda etkileyebilir. Dolayısıyla ben genelde o riske girmekten ziyade sizlerden sunumlarınız, sunum haftanızın yani dersin olduğu işte salı, bugün ne çarşamba pardon, salı günü yani bir gün öncesinden bana video sunumu hazırlamanızı istiyorum. Yani işte evde ya da nerede hazırlarsanız bir sunum, video sunum. Slide kullanabilirsiniz, başka bir şey yapabilirsiniz. Yine bir videoyu çekeyim çünkü bir sunumu. Ki detaylarını yine konuşuruz ne kadar olacak, nasıl olacak. Onlar ayrı bir konu. Bu sunumu sizlerden istiyorum. Siz bana bunu bir gün öncesinden veriyorsunuz. Ben sınıfta paylaşıyorum. Sınıf şeyinde işte bu ALMS açılırsa inşallah Perkurs ALMS. Orada paylaşıyorum. Diğer arkadaşlar da. Sonrasında bir gün sonrasında dersimizde de o sunumu birlikte değerlendiriyoruz. Sorular soruyorum. İşte sunumdaki önemli yerler neler? İşte bir tartışma açıyoruz. Sınıf içi tartışmayı bir şekilde kurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla sunum değerlendirmeleri de bu minvalde oluyor. Ama hani canlı sunum olarak istemiyorum. Dediğim gibi internet sıkıntısı olabiliyor. Olur yani malum burası Türkiye. Yaşanabilecek sıkıntılar bunlar. Ama bu riske girmek ve işte bir şekilde düzenin bozulmasını ben de çok istemem açıkçası. Dolayısıyla bu çerçevede sizlerle dersi en azından işlemeye çalışacağız. Sunumunu, sözlü sunumlarınızı bu çerçeveden yapacağız. Daha sonrasında da dediğim gibi yazılı bu sunumların aynı konuların, aynı hususun yani aynı inceleyeceğiniz ülke incelemesinin yazılı sunumları da sizlerden isteyeceğim. Bir yazılı makale formatında birazdan konuşuruz. Bir format içerisinde sizlerden dönem sunumu. Final zamanı isteyeceğim. Bir de final sınavı yapacağız ama dediğim gibi çok genel hani derse dair ne anladığınızı aktaracak öyle bir ekstra bir çalışma tabii ki de gerektirmeyen, dersi ne kadar takip ettiğinizi ölçebileceğim böyle bir genel bir final sınavı olacak. Bir de %10'luk ders katılımı var. Katılımla alakalı da şunu söyleyeyim arkadaşlar. Canlı yayınlara genelde şey yapacağız. Canlı olmayacak. Bir gün öncesinden videosun. Hani video çekebilirsiniz, hani telefonla çekebilirsiniz, bilgisayarla çekebilirsiniz, artık o yöntem size kalmış. Bir video sunum istiyorum sizden ve bir gün sonrasında da o video sunumu ben yansıtarak hem buradan göstererek beraber tartışacağız. Hani için canlı kısmı olacak, değerlendirme kısmı olacak ama dediğim gibi canlı yayın esnasında sunumu çok sağlıklı bulmuyorum. Yani her şey olabilir, bir şey kesilebilir. Sizinki takılabilir, benimki takılabilir. O öğrencinin de şeyini düşürüyor açıkçası. Motivasyonunu ve hani dersin içerisinde ciddi sıkıntıya yaratabilir. Kalabalığız. Yani bilmiyorum ne kadar kişi kalırız ama şu an için kalabalık gözüküyoruz. Dolayısıyla böyle bir çerçeve işleyeceğiz. Tabii bununla birlikte ders katılımından bahsetmiştim. %10'luk kısım. Derse ne kadar katılırsanız ben o kadar elbette sizlere desteklemeye çalışıyorum ama zorunlu elbette tutamıyorum. Yani online canlı yayın derslerini zorunlu tutabilmek, katılımı zorunlu alabilmek biraz zor. Onun farkındayım zaten. O yüzden de burada göreceksiniz ben Zoom derslerini kaydediyorum. Bir YouTube kanalım var size de mesajla o kanalın linkini vermiştim. Bu ders kayıtlarını dersin bitimine mütakiben YouTube'a yüklüyorum. Yani gün içinde yüklenmiş olur. YouTube'a yüklüyorum. Hani izleyemeyen, kaçıran, hani bir sıkıntı o noktada yaşayan arkadaşlarımız ya işte çalışan arkadaşlarımız da olur. Buradan takip edebilirler dersleri. Aynı zamanda o YouTube linkini ALMS'ye de yükleyeceğim. Oradan indirip indirmeyenlere yani tıklayıp tıklamadığınızda görebilirim. Onu da söyleyeyim. Dün bir arkadaş sormuştu nasıl göreceksiniz. Yani bunu koş. Yani şunu da söyleyeyim. Hani sözlü sunum, yazılı sunum, final. Az çok ders takip edip etmediğiniz anlaşılıyor. Yani onu net bir şekilde ifade edeyim. Dolayısıyla hani zaten bunu anlarım. Kimin takip edip etmediğini. Ama elbette dediğim gibi canlı katılımları zorunlu tutamıyoruz. Hani onu söyleyeyim. Yani lisansta da yapmıyorum bunu, yüksek lisansta da pandemi koşulları malumdur. Pek kolay olmuyor zaten. Ama YouTube yayınlarını eğer izleyemeyecek olan arkadaşlar için muhakkak şart koşuyorum. Bu bir. İkinci şartım ki bu bence benim açımdan en önemli şart. Sunum tarihlerinizi belirleyeceğim. Öncesinden size söyleyeceğim. Çalışan arkadaşlar da varsa artık kendilerini ona göre ayarlayacaklar. Geçtiğimiz dönem sağ olsun arkadaşlarımız ona göre ayarladı. Gerekli izinlerini aldılar. Yani çalışan arkadaşlarımız vardı işte hakim olan başka yerlerde onunla göre izinlerini aldı. Sunumunuzun olduğu gün derste olacaksınız arkadaşlar. Bunun hani hiçbir şekilde şeyi yok. O hafta hani diğer haftalar belki katılamayabilirsiniz. İş durumunuz olabilir başka bir şey ama sunumun olduğu gün ve saatte ona göre kendinizi ayarlayacaksınız. İzin vesaire
kullanarak, artık ayarlayarak. Hani bu benim için tek belki de şart diyebileceğim husus. Çünkü o sunumu o gün orada değerlendireceğim. Size sorular soracağım. Hani bir interaktiflik sağlayacağız. Dolayısıyla sizin de orada olmanız açıkçası gerekiyor. Hani çok olağanüstü bir sebep olmadığı müddetçe. Tabii ben dediğim gibi haftalar önceden size söyleyeceğim ki siz de ona göre kendinizi ayarlayabilirsiniz. Ama onun haricinde dediğim gibi bir katılım zorunluluğu şu aşamada tutmuyorum. Ama ne kadar gelirseniz o kadar iyi olur. Özellikle hani ilk haftalar biraz daha teorik çerçeve ben anlatacağım için. Yine konuşuruz, sorularım olur. Ama daha ziyade öğrenci arkadaşlarımızın sunumlarını incelerken biraz daha dediğim gibi nispeten daha ilgi çekici olacağını düşünüyorum. Çünkü farklı ülkelerin farklı coğrafyalarını tanıyorsunuz, tanıyacaksınız. Ve ilginç olacağını düşünüyorum o açıdan. Size de bir şey katabileceğini düşünüyorum. Bu dersi açarken açıkçası biraz şüpheliyim. Yani şöyle şüpheliydim. Acaba öğrencilerin ne kadar ilgisini çeker, ne kadar başarılı oluruz diye. İlk açtığımızda da kaç 10-12 arkadaşımız var herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Biz böyle bir başladık. Bir de sonrasında pandemiye döndük. Pandemiye döndükten sonra açıkçası ciddi anlamda ben de bir korku oluşmuştu. Yani o dersi nasıl götürürüz ediriz diye. Ama sağ olsun o dönemki arkadaşlarımız büyük çoğunluğu şu anda tez aşamasında. Ciddi bir özveri ve gösterdiler. Derslere hem katılım hem sunumları hazırlama noktasında. Ve güzel sunumlar oldu. Sınıf içerisinde güzel tartışmalar oldu. Ve bunu da hatta biz belki görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Bir ileri noktaya taşıdık. Yazılı makalelerini aldım arkadaşlarım ve onu bir kitap formatına dönüştürdük. Uluslararası nitelikte bir yayın evinden bir akademik kaynak haline getirdik. Onu da sizlere böyle göstereyim. Hani ben şunu söyleyeyim. Normal kendim teorik anlatacağım yerlerin makalelerini zaten size yükleyeceğim. Yani ALMS açılırsa inşallah Allah izin verirse haftaya açarlarsa oraya ben size yükleyeceğim sistemi. Ama onun haricinde özellikle arkadaşlar yazılı sunumlarınız için hani bu sunum nedir? Ne anlatılıyor? Yani ben o ülkeyle ilgili ne anlatacağım noktasında kafanızdaki o soru işaretlerini giderebilmesi açısından bu kaynağı önerebilirim. Şu anda ekranı da paylaşıyorum. İşte dediğim gibi arkadaşlarımızla birlikte ki bu arkadaşlarımızın hepsi dediğim gibi iki hocamız var. Onun haricindekilerin hepsi yüksek lisans öğrencilerimiz. Onlarla birlikte yazdığımız bir kitap. Dünya siyasetinde az gelişmiş ülkeler kitabı. Ki baktığımız zaman içeriksel olarak da kitapta hep ülke incelemelerini göreceksiniz. Yazılı ödevleriniz için dediğim gibi temel çerçeve aslında benim istediğim çerçeve de bu. Çünkü ben oradaki makaleleri dediğim gibi edit ederek yani editörlük yaparak bir kitap formatına dönüştürdüm. Merak etmeyin bundan bir şey kazanmıyoruz. Yani hoca kitabını önerdi de işte para kazandı gibi bir algı oluşmasın. Bir şey kazandığımız yok bundan telif almıyoruz ama hani sizin açınızdan faydalı olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla edinirseniz özellikle yazılı sunumlarınızı hazırlarken o formatın ne olduğunu, benim sizden hangi format istediğimi konuşacağız. Ben zaten bunu anlatacağım size. Ama hani bir de örnek görmek var. Siz de takdir edersiniz. O örneği görmek açısından da faydalı olur. Dolayısıyla bu kitabı edinmenizi dediğim gibi tavsiye ediyorum. Bu noktada önemli. Özellikle o yazılı sunum veya da sözlü sunumu bulmanız açısından. Kitabın adı Dünya Siyasetinde Az Gelişmiş Ülkeler. Hani her kitapçı sitesi yani internet sitesinde mevcut, kitapçılarda da mevcut. Bunu da böylelikle ifade etmiş olalım. Ha, bu size dediğim gibi yazılı ödevi teslim ederken büyük bir kolaylık sağlayacak. Sözlü sunumları hazırlarken de kolaylık sağlar. Tabii sunumlar haftasında yani 2 hafta 3 değer kısmını biraz anlatayım. Hatta ben size bir örnek de yapacağım. Yani geçtiğimiz dönem herhalde Afrika'dan Mali örneğini incelemiştim. Belki aynı örneği incelerim. Başka bir ülke incelemesi yaparım. İnceleme de ben size yapacağım. Onda da sözlü sunumu en azından daha belirginleştirmek için. İnceleme de ben yaparım. Siz de o esnada şu ekle buraya geçelim. Ondan sonra çalışmayı düşündüğünüz ülke varsa incelemeyi düşündüğünüz az gelişmiş lig kategorisi içerisine sokabileceğim. Onların listesi yani çalışmayı şunu düşünüyorum. Bana yollayacaksınız. Ondan sonra da ben bir dediğim gibi kura çekimiyle size haftaları dağıtacağım. O haftalara göre de sunumlarımıza başlayacağız. Ama bunların detaylarını dediğim gibi ilerleyen haftalarda, şöyle 4. 5. haftaya doğru konuşuruz. İlk aşamada dediğim gibi bir teorik çerçeve üzerine sizlerle konuşacağız. Bu az gelişmişlik ne? Bununla neyi kastediyoruz?
sadece iktisadi bir kavram mı yoksa siyasete ve siyasal sorunlara ne kadar etki ediyor? Bunu anlatmaya sizlerle çalışacağız ve bu çerçevede de dersimizi yapacağız arkadaşlar. Çok konuştuk. Herhangi bir sorusu olan var mı? Kafasına herhangi bir şey takılan. Evet Burak. Hocam dersler genelde kaç saat sürecek? Sağ ol Burak. Teşekkür ettim uyarın için. Normalde biliyorsun 9.30-12.30 ama ben genelde blok yapıyorum. Öyle bir hani ara vermeyi çok tasvip etmiyorum. Çok şey oluyor bizim açımızdan. Sıkıntılı oluyor. Ara ver, tekrar toparlan et. Bir saat hani bazen 1.15 oluyor. Ama genelde bir saat ortalama öyle söyleyeyim size blok olarak yapıyorum. Üniversite genelde gördüğüm kadar sitede yazıyordu. 25'er dakika yapın, 3 defa araya ara verin falan. Yani 25 dakikada bir şey anlatmaya kalksak zaten millet toplandı etti. Sıkıntı oluyor. Ben o yüzden hiç hani toplanmışken o bir saati yapıyoruz. Ki sunumlarınızı değerlendirirken eğer sayımız kalabalık olursa her hafta 2 sunum olabilir. Ki onları değerlendirmekte yarım saat, yarım saat zaten bir saat. Konuşuyoruz, tartışıyoruz. O yüzden bir saat, hadi diyelim en fazla 1.15, yani 11-12-15, maksimum 12.30 diyelim. O aralıkta olacak. Hani 9.30'da başlatmak istemiyorum, çalış sabah çok erken olduğu için. 11 gibi her zamanki bu saatler içerisinde başlayacağız. Yani dediğim gibi blok olarak bir saatlik bir ders dilimi gerçekleştireceğiz. Bunu da ifade etmiş olalım. Dediğim gibi ekte bırak haftası, ilk haftalarda zaten genelde kimse gelmiyor sahasında. Bir ekte bıraktan sonra bir görelim kaç kişi olacağız. Nüfusumuzu görelim, toplam sayımızı görelim. Ona göre zaten daha net bir çerçeve sizlerle çizmiş oluruz. Ama dersler bu şekilde işleyecek. Yani ve Zoom üzerinden. Daha önce söyledim. Herhangi bir soru sorun. Kafanıza herhangi bir şey takılan. Bana zaten herhangi bir sorunuz olduğu zaman her zaman yazabilirsiniz. Mail adresimi sistemden de görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yine chat kısmına da yine muhakkak yazalım. Bazı arkadaşlar bazen soruyorlar. Kafanıza takılan soruları her zaman bana sorabilirsiniz. Yani elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. O konuda içiniz rahat olsun. Maillerinizi, mesajlarınızı yanıtsız bırakmam. Olabildiğince kontağı sürdürmeye çalışırım. Zaten ilk haftadan farkındaysanız onu sürdürmek için birlikte sizlerle buluştuk. Hani bu ders nedir, kimdir, ya kim veriyor bunu dersi gibi sorularınız kafanızda oluşmasın diye böyle bir giriş, tanıtım dersi, hem kendimizi hem dersimizi tanıtalım diye istedik. Bu çerçevede dersi yaptık. Gelecek hafta tabii konular var. Evet Burak, yani göndereceğim ama işte şu malum ALMS sistemi kapalı, hala açılmamış. Ya gönderirim. Yani ilk haftayı belki biraz geç olur. Ya da çarşamba bugün. Gerçi açılırsa çarşamba 17'sinde açılacağı söylendi bize ama hani bilmiyorum, malum okulun işleri bazen tıkıntı sıkıntı oluyor. Özellikle uzaktan eğitim sistemleriyle alakalı. Ama bir yerden ulaştırırım ben size. O konuda içiniz rahat olsun. Yine yükleyeceğim her haftanın ilgili makalesini 2-3-4 hafta ve arkadaşlarınızın sunumlarını da yine aynı şekilde. Nasıl ki o sen geçen dönem faşizm dersini aldın, orada olduğu gibi. Yani benim sistemim genelde belirgin bir sistem, zaten biliyorsun. Yükleyeceğiz, o konuda içiniz rahat olsun. Ama yazılı sunumlar için dediğim gibi bahsettiğim kitabı almanız ciddi anlamda bir fayda sağlayacaktır. Umarım güzel sunumlar çıkar, yine eğlenceli sunumlar, belki ortaya yine bir şeyler çıkarabileceğimiz bir şeyler çıkar. Ben umutluyum, dediğim gibi güzel de bir ders, açık konuşmak gerekirse. Benim de anlatırken ve o ülkeleri incelerken ciddi zevk aldım ve bir şeyler öğrenebildim ki ben de hani en nihayetinde bilmediğim coğrafya, geçtiğimiz dönem içerisinde çok farklı ülkeleri inceledik. Benim de bilmediğim çok ilginç şeyler vardı. Ben de öğrendim sizlerle birlikte. Böyle güzel bir ders işleyeceğimizi umut ediyorum. Zevkli, eğlenceli ders işleyeceğimizi umut etmekteyim. Umarım umduğumuz gibi çıkar. Herhangi bir soru sorun. Bu ders kaydını da arkadaşlar yine ben YouTube'a yükleyeceğim. Arada işte dediğim gibi kopabiliyorsunuz, bazen düşebiliyorsunuz ya da işte internet sıkıntısı oluyor. Hani böyle durumlar içinde açarsınız YouTube'da derslerin tekrarlarını zaten dinlersiniz. O konuda içiniz rahat olsun. Gün içinde yüklüyorum. Diğer o makaleler vesaireyi de şu aleminiz açılırsa inşallah. Arada yüklemiş oluruz. Ama biz dersimizi yapacağız. Ekrandan yine yansıtacağım demin yaptığım gibi. İşte makaleleri de yansıtacağım. Yani o konuda da kafanızda bir soru işareti olmasın arkadaşlar. Bir sorusu olan herhalde gördüğüm kadarıyla yok. Katılımınız için de tekrar teşekkür ediyorum.
Umarım artar katılım. Telebi dediğim gibi gelecek haftayı bir görelim. Ama biz normal derslerimizi gelecek haftada aynı çarşamba saat 11'de devam edeceğiz. Makalelerimize başlayarak az gelişmişliğin üzerine dediğim gibi genel bir giriş yaparak haftaya başlamış olacağız. Sağlığınıza, saatinize her zamanki gibi dikkat edin arkadaşlar. Bir sorunuz olursa da bana her zaman dediğim gibi yazabilirsiniz. Dersle alakalı veya yüksek lisansla alakalı rica ederim. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. İyi.